Avrupa'da sıcak bir gece yaşanıyor bu gece. Savaş kabinesinden İsrail'den Bakan Gantz'ın istifasını ilk saat dilimlerinde duyurmuştuk. Belçika'da da başbakanın istifa kararı aldığı bilgisini paylaşıyor arkadaşlarım benimle. Bir yandan da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da meclisi feshettiği ve seçim kararı aldığı gelen haberler arasında. Neler oluyor Avrupa'da dedirten bir gece. Burada bu da tartışmaya değer bir konu haline geldi. Ben buna biraz hukuksal haklarını vereceğim ama buna vermemeye devam edeceğim diyorsunuz. Buradan da hukuk devletine dönük bir adım attığınız sonucu mu çıkacak? Hayır. Sayın Özgür Özel'in buna asla rıza göstermemesi gerekir. Bu şu demek değil. Özgür Özel gayet tabii ki Gezi ile ilgili, Gezi tutukların salınmasıyla ilgili Erdoğan'la konuşsun ve bunu bir şekilde temin etmeye çalışsın. Ama buradan yola çıkarak Erdoğan'ın bir hukuk devletine dönüş yaptık veya bakın ben görüyorsunuz zaten hukuki kuralları da uyguluyorum tarzında bir propaganda yapmasına asla izin vermesin. Üçüncü mevzu da az önceden beri konuştuğumuz sığınmacı konusu. Yani şimdi bu gerçekten de çok akut bir problem. Şunu kesinlikle söylemek lazım. CHP'nin belki bir sosyal demokrat parti olarak asla herhangi bir kimlik grubunu karşısına alır bir görüntü vermemesi gerek. Kesin yani bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. Bu zaten ırkçılık demek. Bu da Türkiye'de yani hem Türkiye'nin geleneğinde yoktur hem de CHP'nin geleneğinde asla yoktur. Yani bunu zaten yapmamız mümkün değil. İşte Arapça tabeller vesaire gibi yani magazinel konulardan bu işi çıkarmak gerekiyor. Tartışılacak olan nedir? Türkiye'de birincisi doğru enformasyon. Ne kadar sığınmacı var? Bunları buraya getiren çeteler kimler? Kimler sigortasız bir şekilde bunları çalıştırıyor? Ve neden hala bu insanlar gelmeye devam ediyorlar? Ve 5, Nazif Bey'in söylediği gibi bunların geri gönderilme şartları nelerdir? Bunları acilen konuşması bu konularda Erdoğan'ı kendi tezleriyle yönlendirmeye gayret etmesi gayet tabii ki yönlendiremeyecek. Ondan sonra da halka dönüp bakın bu sizin şu anda yaşadığınız akut bir problem. Bunun çözüm için de biz şunları önerdik ama Erdoğan yapmıyor diyerek halka bunu şikayet etmesidir. Şimdi